Merhaba arkadaşlar, FIFA 22 kariyer modunda bugün efsaneler yani ikonlar kariyer modunda biz Chelsea kulübüne onları transfer edeceğiz. Takım tamamen efsanelerden oluşacak. Daha sonrasında Chelsea ile ligde yenilgisiz bir sene geçirmeye çalışacağız. Yani bütün maçları kazanmaya çalışacağız. Bununla birlikte Karabağ ve FA Cup'ta bütün maçları kazanmaya çalışacağız. Üstüne üstlük Avrupa'da bütün maçları kazanmaya çalışacağız. Yani bugün efsanelerle bir kariyer sezonundaki her maçı kazanabilecek miyiz? Soru bu. Videoya geçmeden önce like atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Başlayalım. Öncelikle Chelsea'de yani bütün oyuncuları değil de en azından para getirmeyecek bütün futbolcuları serbest bırakacağım. Kiralıktaki futbolcuları geri çağırıp serbest bırakacağım. Yani takımı bir temizleyelim. Normal şartlarda ikonların büyük bir kısmı serbestti ama oyun başlarken kariyer modunda serbestteki futbolcuları otomatik takımlara dağıtma gibi bir özellik var. O yüzden bazı futbolcular bazı takımlarda olabilir. Yani bütçemizi oyuncu satarak genişletip o futbolculardan bir kısmını da katmaya çalışacağız takıma. Ama önemli bir kısmı kesinlikle serbestte. İşte görüyorsunuz onları. Henrik Larsson, Gary Lineker, Marco Van Basten serbest. Şimdi öncelikle sistemi değiştirerek başlıyoruz. 4-3-3 rölanti ama bir tane ofansif orta saldırı rölanti olacak. Bu sistem bağlamında yapacağımız ilk transfer serbestten. Kaleyle başlıyoruz. Yasin ilk transferimiz olacak. Bütün ikonlar bu arada 19 yaşında. Onu da şimdiden söyleyeyim. Tek sezon deneyeceğiz bunu. Tek sezonda yapabilirsek bütün maçları kazanacağız. Sonrasında önümüze bakacağız. Bir Chelsea efsanesini Chelsea'ye geri getiriyorum. Peter Cech. Bundan sonra o da ikinci kalecimiz olacak. Belli de olmaz yani Yasin'den formayı da alabilir. Duruma bağlı. Performanslar önemli. Oyundaki ikonlar bağlamında en iyi sağ bek Carlos Alberto'yu sağ beke getirelim abi. Hemen arkasına rotasyona da Javier Zanetti gelecek. 190 bin euro veriyorum önerilen maaşını. O da Chelsea'de. Stoperle devam ediyoruz. Paolo Maldini ilk stoperimiz. Yanına gelecek oyuncu Franco Baresi. Bir tane daha stoper alacağız. 3 stoper bence yeterli bundan sonra. 3. stoper için de anlaşacağımız isim Barcelona efsanesi Puyol. Geldik sol beklere. Roberto Carlos'la başlıyoruz. Oyunun en iyi sol beklerinden biri ikonlardaki. Carlos'un yedeği bundan sonra HD Cole'dur. O da 89 gendi. Zamanında Chelsea'de çok büyük işler yaptı. Kesinlikle onun gelmesi gerekiyordu. Michael Essien. Bakın sizlere kimi getiriyorum defansif orta saha olarak rotasyona. Guardiola. Bakalım kendisini City maçında 11'e de atabiliriz. Kendisine karşı neler yapacak? Merakla beklediğim futbolculardan biri. Tabi orta saha ve Chelsea denilince akla gelen ilk isim Frank Lampard. Her mevkiye neredeyse 2 tane oyuncu almaya çalışıyorum. Yani alternatif bir tane oyuncusu olması lazım her mevkinin. O yüzden ikinci orta sahada Balak. Şimdi 3 tane ofansif orta saha alacağız ama bir tanesini kanada çekmek istiyorum. 3 tane ofansif orta saha çok fazla. Pele geliyor 98 genle. Bakalım bize amacımıza ulaştırabilecek mi? Hemen Pele sonrasında Diego Armando Maradona. Ofansif orta sahada bir tane daha dünya yıldızı. Ya bilmiyorum belki de sağ kanat mı yapsam acaba? Ya da Pele'yi. Şimdi bir ofansif orta saha daha var, onu da almazsam olmaz. Zinedine Zidane. Üçü de muazzam genlerde. Ve artık üçü de Chelsea'de. Yalnız bizim transfer bütçemiz acayip azaldı. Kanat transferlerine başlıyoruz. Zaten bir tanesini yaptık gibi de. Sol kanada Ronaldinho gelecek. 19 yaş 94 genli. Yine bu ismi de kanat rotasyonu için getiriyorum. Merkez forvet olarak görünse de pozisyonu. Eusebio 93 geniyle bundan sonra Chelsea'de kanat oynayacak. Yine diğer isimleri serbest bırakmaya devam ediyorum. Oyuncu satmamıza gerek kalmayabilir. Son transferlere geldik. Forvet'e Fenomen Ronaldo 96 geniyle. Yani acayip bir kadro kuruyoruz. Sonu ne olacak gerçekten çok merak ediyorum. Ronaldo artık Chelsea'de. Bir Chelsea efsanesi kulübüne geri dönüyor. Didier Drogba bundan sonra yeniden Chelsea'de. Yine kendisini alıp kanada çekebilir miyim diye bir düşüncem var. Deneyeceğiz. Johan Cruyff'la transferi Chelsea'de kapatıyoruz. Daha çok fazla aslında ikon var ama hepsini getirmek mümkün değil. O yüzden bence yapabileceğimiz en iyi transferleri yaptık. Chelsea'de transferi bitirdik. Bundan sonra önümüzdeki her maçı
kazanmaya çıkacağız sahaya. Zidane orta sahaya çekeceğim. Pele bundan sonra sağ kanat olacak. Cruyff sağ kanada gelecek. Eusebio sol kanada gelecek. Ve pozisyon değişimleri böyle şekillenecek bizde. Düşündüğüm 11'de bu şekilde. Hatta Carlos Alberto'yu sağ beke aldım. Bence tamam. Hazır mısınız? Sezona başlıyoruz. Chelsea Villarreal UEFA Süper Kupa maçıyla galibiyetle başlayalım mı? 3-2 çok zorlandık, 89'da 1-1'le başladık. Gerçi bu maçı uzatmalarda kazansak dahi ya da penaltılarda kazansak dahi galibiyet olarak sayıldığı için bir sorun olmayacaktı. Cruyff sağ kanat oldu. Zinedine Zidane bundan sonra orta saha. Eusebio'nun pozisyonu değişti, sol kanat oldu. Ve son olarak Pele sağ kanat. Lige başlıyoruz. Chelsea Crystal Palace. Bütün maçları kazanabilecek miyiz? İlk maçtan berabere kaldık. Şaka gibi ya. Şaka gibi. Olacak iş değil. Takım çok gol yiyerek başladı. Devam. Arsenal Chelsea maçı. Hafta 2. En azından kazanabileceğimiz kadar kazanacağız. 3. hafta Liverpool'la oynuyoruz. Deplasmandayız. Bir galibiyet daha. Hayır. 2-2 bitti maç. İkonlarda gol yeme sıkıntısı var. Atıyorlar. Onda herhangi bir problem yok ama çok gol yiyorlar. Maradona 88'de attı, 1-0 kazandık. Şampiyonlar Ligi'nde grup bu. Ve ilk maç Chelsea, Juventus. En zor maçla başlıyoruz. 3-2'de kaybettik Şampiyonlar Ligi'nde. İlk mağlubiyetimizi aldık bu sene. Ya ikonların şu kadroyla bu kadar kötü başlamasını anlamlandıramıyorum. 3-2 kazandık, Tottenham'ı yendik. Baktık böyle olmuyor. Kadroda 2 tane oyuncu değişikliğine gittik. Maldini ve Che artık 11'de. 3-1 Brentford'u yendik. Chelsea Manchester City ile ligde devam ediyoruz. Forvet'e Joao Pedro'yu mu almışlar? 2-1 kaybettik. İnanılmazsınız ya. İnanılmazsınız gerçekten. Piast maçımız var. Piast Chelsea. Kazanacağımızı düşünüyorum. Zor olmamalı yani. O golü yememeliyiz. Sıra geldi Southampton maçına. Kendi evimizdeyiz. Alacağımızı düşünüyorum. 3-1 kazandık. Ne kadar az gol yiyebilirsek o kadar iyi bence maçlarda. Brentford Chelsea maçıyla devam ediyoruz. Ve 1-0 Ronaldo. Malmö Chelsea. Şampiyonlar Ligi'ne döndük. 3. maç. 1-0 Ronaldo. Chelsea Norwich City sıradaki maç Premier Lig'de ve 2-1. Biraz toparladık ha. Karabağ'da 4. tur heyecanı. Rakip Newcastle United. Penaltılarla kazanmasını bildik. Newcastle mı Chelsea mi? Deplasmandayız. Sonuç 3-1. Şampiyonlar Ligi'nde Malmö maçıyla devam. Bu sefer kendi evimizde oynuyoruz Malmö maçını. 2-1. Ya keskinlikleri toparlayamamışken puan kayıpları geldi ilk haftalarda. Şimdi çok daha iyi takım. Hani hepsi keskinliklerle neredeyse 99 gibi oynuyor. Leicester City Chelsea. Vardy mi yoksa Ronaldo mu? Tabii ki Ronaldo. Gol atmasa dahi. Juventus 12 Chelsea 9. Rövanşı almak istiyoruz. Kesinlikle alacağız. İlk maçı şansına kaybettiydik. 4-0. Chelsea Manchester United. Ligde kazanan 5-1 ile Chelsea. Dağıttık. Watford maçıyla devam ediyoruz ligde. Kazanan kim? Kazanan yok. 2-2 bitti. City ile puanları eşitledik. West Ham deplasmanına geldik. Kadro çok yorulmuyor. Çok da değiştirmeyeceğim 11'i. Ve Şampiyonlar Ligi'nde grup etabının son maçı. Kazanıp bundan sonra önümüze bakacağız. Lider çıktık gruptan. Aralık ayında bayağı yoğun bir fikstür varmış bu arada. Bizim Leeds United maçıyla o yoğun fikstüre devam ediyoruz hatta ve 3-0. Chelsea Everton'la devam. Hadi bakalım. 3 puan daha yazdık mı? Yazamadık. Yenildik. City önde, Tottenham bizi geçti. Ya skandal sonuçlar alıyoruz. Bu kadar iyi kadronun bu kadar puan kaybetmemesi gerekiyordu öncelikle. Karabağ'da Colchester deplasmanı. Biraz bu tur için kolay bir takım bence. 3-0. Aston Villa maçıyla lige döndük. Deplasmanda 2-2. Maradona 88'de penaltı kaçırdı. Brighton'ı yenersek bence City'nin önüne geçebiliriz. Onlar da elbet puan kaybedecek. 4-1. Ve sıradaki maç. Alınması gereken bir rövanş var. Rakip Liverpool. Kendi evimizde 1-0. Maradona. Karabağ'da yine kolay bir rakip bence. Yarı final. Ve Blackburn Rovers'la oynuyoruz. Final gelir mi? 2-2 bitti. Rövanş da belli olacak. 2-2. Bir yandan da FA Cup başlıyor. Burada da sorun yaşamak istemiyoruz. Ve kazanıyoruz. Chelsea şu an liderlikte. Rakip City. Hadi bakalım. Hodri meydan diyor City. Kazanan taraf yok. 2-2. İyi direndiler. Chelsea Tottenham maçıyla devam.
Biraz seri yakalaması gerekiyor ya. Ligde çok puan kaybetti Chelsea. FA Cup'ta 4. tur. Rakip Blackpool. Burada da sorun yaşamayız. 2-1. Essien ve Maradona. Ve rövanş günü geldi. Blackburn'u ilk maçta yenememiştik. Bugün yenip finale adımızı yazdıracağız. City ile avarajla gidiyoruz. Bir onlar öne geçiyor. Bir biz öne geçiyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde de rakip Villarreal. Brighton deplasmanı 20. sıradalar. Ona göre oynayın. 2-2. Abi şu takımı yenemedik ya. FIFA, ciddi misin? Chelsea Arsenal sıradaki maç. Bunlara da fark atarız. Derken hayır, 2-2. Çok kötüsünüz, çok kötüsünüz ya. Puan farkı bir de City ile 4'e çıktı. Bırakın yenilgisizliği tamamlamayı, şampiyon olabilirsek herhalde mutlu olacağız. Son 16 Villarreal Chelsea ilk maç. Bak, Şampiyonlar Ligi'nde final gelmeli. Bu arada Karabağ finale. Chelsea mi Manchester United mı? Kane'i de almışlar forvet ederken 2-1 kazandık. Rakiplerde de çok fazla ikon ya da lig efsanelerini görebilirsiniz. Denk gelebilirler. İlk kupayı aldık. Karabağ'ı da yenilgisiz tamamladık. Darısı artık FA Cup'a. Sheffield United deplasmanıyla. Burada da ritme girme zamanı. 3-0. Burnley mi Chelsea mi? Ligde artık puan kaybına tahammül yok derken 1-0 kaybettik. Alamayın abi. Şampiyonluk sizin neyinize? FA Cup'ta yeni bir maç. Rakip Aston ve kazanan Aston Villa. Uzatmalarda 6. turda elendik. Chelsea Villarreal Şampiyonlar Ligi'nde kendi evimiz 3-1. Çeyrek final geldi. Maç eksiğimiz var. 5 puanlık fark var City'ye karşı. Ya kazanmamız gerekiyor. En azından o maç eksiğini 3 puanla telafi edelim. Arada Tottenham var. Onların çok fazla maçı var. 2 maç fazlası. Onları geçeriz. Geçemeyiz ya da püh size. Ama yeter artık ya. Şu kadroyla can sıktınız can. Çok radikal bir kararla sistemi değiştirdim. Kaybedecek hiçbir şeyimiz yok artık. Chelsea Brentford maçı. Carlos sol tarafta biraz idare edecek. 3-0. Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea Sevilla ile oynayacak çeyrek finalde. Güzel bir kura çektik diyebiliriz. Ama sonuca bağlı tabi. 1-0. Ligde 5 puanlık fark var. Çok fazla. Gerçekten çok fazla. 2-1'lik galibiyet Southampton karşısında. Ve Sevilla deplasmanı. Rövanş günü. Kazanan taraf. Kimse derken 3-3 bize yetti. Toplamda 4-3 ile yarı finaldeyiz. City ile 3 puanlık fark kaldı. Leeds United deplasmanında 3 puan gelir mi? Bence gelmeli. 1-1 bitti. Yeniden 5 puana çıktı ve bazı oyuncular kesik yedi. Bazı oyuncuların yerleri değişti bu maç. 2-0. Puan farkı hala 5. Çok zor. Gerçekten artık çok zor. Ve yine puan kaybı geldi. Bir türlü birbirleriyle uyum içerisinde oynayamadılar. Şampiyonlar Ligi'nde Barça ile oynuyoruz kendi evimizde. İlk maç galibiyet 2-1. Ve puan farkı 7 oldu. Ligi kaybettik. Ne umutlarla başladık ne oldu. Peki Şampiyonlar Ligi'nde final gelir mi dersiniz? Geldi. 3-2 ile o finali de oynayacağız. Rakip de Liverpool. Ligde puan farkı yeniden 5. Abi çok puan kaybettik ya. Gerçekten çok puan kaybettik. 3 puana indi puan farkı. Şaka gibi ya. Son 2 hafta önce Manchester United deplasmanı. Adamlar 3. Kale'ları var forvette. Kazanırız ya bence. 1-0 Zidane. City'nin yenilmesi gerekiyor. City'nin yenilmesi gerekiyor da ikili avarajda da öne geçemiyoruz. Sıkıntı orada. Evet, adamlar şampiyon oldu. Chelsea Watford maçıyla da lige noktayı koyuyoruz. 3-0. Chelsea'nin ne? Nasıl oldu bu iş? 84 puanla şampiyon Chelsea. İkili avarajda değil, genel avarajda son anda City'yi geçmişiz. Son hafta City'yi yenen takım kim? Ben tam başka bir şey anlatacaktım. City kaybetmiş, biz 3-0 kazandık diye. Şampiyon Chelsea oldu. Aston Villa'yı kutlamak lazım. Mükemmelsiniz, mükemmel. Ben tam diyordum ki Chelsea'nin normal kadrosuyla zaten ligde ikinci olabilirdik. Diyecekken zaten bu puanı toplayabilirdik. Derken şampiyon Chelsea ama 13 maçta puan kaybetti. Ona rağmen bence önemli bir sonuç aldık. Şimdi kadronun performansını merak ediyorum. Gelişimlerde mesela Ashley Cole'un +2 gelişimi vardı bu sene. Michael Essien +2 gelişmiş. En iyi gelişenler onlardı. Performans anlamında Ronaldinho inanılmaz oynadı sene başından bu yana.
Pele çok iyiydi. Ronaldo idare etti, bence daha da iyi olabilirdi. Maradona iyiydi. Zidane asist anlamında çok iyiydi. Diğer isimler de şu şekilde görüntüde. En değerli oyuncu Pele. Krallıklarda iddiamız var mı? Şampiyonlar Ligi'nde Ronaldinho'nun 2, Ronaldo'nun hat-trick yapması gerekiyor. 3 gole ihtiyacı var. Asist krallığında Zidane ve Ronaldinho'ya bir tane asist lazım. Gol yemeyen maç sayısında Çeh finalde gol yememeli. Tabi oynarsa finalde. Premier Lig'de Jose Sabir. Heung-min asist kralı. Sterling gol kralı. Hiçbir krallıkta liderlikte bizimkilerden biri yoktu. Formaları şöyle ayarladım. Hakem Türkmüş. Del Piero'ları var. Başka birini almamışlar. Ronaldo ile final başladı. Maradona. Ronaldo Nazario aldı. Nazario hızlandı. Ronaldo çok iyi geçti. Şimdi pası verdi Ronaldinho'ya. Ronaldinho iyi çekti. Ronaldinho döndü etrafında. Ronaldinho şimdi ortaya. Frank Lampard. Vuruş geldi. Out. İkinciden de kurtardı. Zidane götürüyor. Zinedine Zidane. Hala top onda. Zidane. Ronaldo Nazario'ya. Direkten döndü. Dönen top defans. Matip. Olmadı. Ocampos döndü. Del Piero. Ocampos çok iyi döndü. Yasin Del Piero attı. Liverpool 1-0 önde. Onların da en iyi adamı geldi, golü attı şimdi. Dönen topta. Ronaldo Nazario. Alexander Arnold var. Alexander Arnold'dan çok iyi kurtardı. Nazario verdi. Pele attı. 1-1. Ya Ronaldo tek başına golü attırdı. İşte şurada çok güzel geçti. Ve sonra tutmak mümkün değil onu. Thiago Alcantara. Orta geldi. Kafa Zidane'dan. Şimdi Maradona. Alamadı. Arnold. Ocampos. Hayır ya. Bu nasıl bir gol? Böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ya. Ondan ona çarptı. Ondan ona çarptı ve gol oldu ya. Nazario. Birinciyi geçti. İkinciyi geçti Ronaldo Nazario. Ronaldo Nazario Robertson'dan da kurtardı ama Gomez'den gitti, aldı. Ronaldo Nazario hatayı değerlendirdi. 2-2. Hemen karşılık verdik. Onunla oynamak gerçekten çok büyük keyif. Nazario. Joe Gomez de hiç yapılmayacak hata yaptı orada. Beraberlik geldi. Ronaldinho birinci geçti. Ortayı yaptı. Alisson çıkardı. Ronaldo Nazario bu arada. Vuruş geldi Alisson. Orta geldi. Son anda müdahale var derken Alisson çıkardı Maradona'nın şutunu. Maradona. Orta. Kafa. Ronaldo. 3-2. Atmaya devam ediyor fenomen Ronaldo. Öndeyiz. Cruyff'le oynadı. Johan Cruyff. Cruyff verdi pası. Maradona. Diego Armando Maradona. Pası. Ronaldo'ya. Ronaldo Alisson. Sakin paslarla çıktık oradan. Lampard. Diego Armando Maradona. Ronaldinho'ya. Çok iyi top. Ronaldinho. Ronaldinho. 4-2. Ronaldinho. Gol sevincini de yapıyor. Kaleciye şurada çok güzel çalım attı. Ronaldinho gitti aldı. Maradona. Maradona pası verdi Pele'ye. Pele. Pele müthiş geçti. Pele 5. golü attı. Pele. Birebir de hepsi. Rakibi acımıyor yalnız. Pele. Müthiş. Maradona aldı götürüyor. Maradona çok güzel geçti birinciyi. Maradona yine döndü. Maradona pası verdi Zidane'a. Ondan Nazario'ya. Alisson ve korner. Jota, Maldini müdahale etti. Fabinho verdi. Thiago, şimdi Mane. Sadio Mane. Mane pası. Valverde. Fabinho. Hala pas yapıyorlar. Bares'i engelledi. Ocampos biri yerde. Yine sakatlık var Liverpool'da. Ocampos, Maldini. Ve top bizde. Ocampos bu arada. Thiago orta geldi. Yasin. Drogba. Ronaldo aldı. Ronaldo hızlandı. Ronaldo çok hızlı. Maradona'ya verdi Alisson. Ve maç bitti. 5-2 kazanıyoruz. Evet, kaptan geldi. Videonun da sonuna geldik. Geçen sene bunu yapmak çok daha kolaydı. Yani yenilgisiz bir sezonu tamamlamak ya da 50'de 50 yapmak yapılabiliyordu en azından. Bu sene
İkonlarla denedik ama hiç alakasız bir sonuçta karşı karşıya kaldık. En azından Şampiyonlar Ligi'ni aldık. Like atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.